Buyurun Sayın İnceöz. Ana Muhalefet Partisi'nin Grup Başkan Vekili konuşmasında Sayın Genel Başkanımızı işaret etmek suretiyle tek adam ifadelerini kullanmıştır ve buna cevap vermek zorunluluğu doğmuştur. 69'a göre sataşmadan söz talep ediyor. Buyurun Sayın İnceöz. Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün burada gerçekten meclisimizin tarihine yakışmayacak, özel gündemle oturumla toplanmış olmasına yakışmayacak şekilde bir oturum yaşandı. Ve biraz evvel Ana Muhalefet Partisi'nin Grup Başkan Vekili'nin söylediği şekilde Sayın Mustafa Elitaş'ın cevap vermesi vesaireyle değil. Burada Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı çok kışkırtıcı, çok ayrıştırıcı ve her zaman olduğu gibi kutuplaştırıcı, toplumu bölmeye yönelik bir dille bu kürsüde ve yine özel gündemin vehametine, durumuna uygun olmayacak bir şekilde kürsüye el vurmak suretiyle, aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimini özellikle OHAL uygulaması vesaireyle, bununla beraber buna darbe demek suretiyle çok inanılmaz, Türkiye gerçeklerine yakışmayacak şekilde bir konuşma yapmıştır. Bir kere kışkırtıcı olan, meclisi özel gündemine uygun olmayan konuşmayı yapan kişi Sayın Genel Başkanınızdır. Şimdi burada eğer bir tek adam görmek istiyorsanız Sayın Grup Başkan Vekili, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine bakacaksınız. Milli Şef dönemine bakacaksın. Tek adam Sayın Özdiş, lütfen efendim. Yine rica ederim. Tek adam derken iki başkanınız televizyona çıkıp da 15 milletvekilini arkaya alıp gözyaşları içerisinde 15 milletvekilini istifa ettirmek zorunda kaldığında, tek adam derken Genel Grup Başkan Vekiliniz aynı şu ifadeleri kullanıyor. Genel Başkan'ın talimatıyla diyor. Bir kere Genel Başkanınıza bakacaksınız, tek adam. Şimdi sizin kastettiğiniz tek adam, öyle mi? 16 yıl ta gençlik kollarından gelecek, ülkesi ve milleti için adanmış bir ömür sürecek. Bu ömrün içerisinde iktidara geldiği günden itibaren de darbelerle, muhtıralarla mücadele edecek. Darbe kime karşı yapılır? Soruyorum ben size. Darbeler kime karşı yapılır? Seçilmiş millet iradesine karşı yapılır. Ve hepsinden önemlisi, sürekli kontrollü darbe söylemleriyle küçültmeye çalıştığınız, adeta şehitlerimizin yakınlarının da ruhlarını özellikle Buyurun Sayın İnceöz. Ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak suretiyle o darbeye kontrollü darbe demeniz var ya, tarih sizi gerçekten bununla yazacaktır. 252 tane şehitimiz var ve o gece tek adam dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımızı öldürmek üzere iki tane Sikorsky helikopter. Tek adam bu mu? Tek adam bu mu? Milletini sokağa çağırıp milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımayan mı tek adam? Ve o gece tek adam dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız o gece havalimanında ölümle burun buruna darbecilere, işgal girişiminde bulunanlara karşı meydanlardaydı. Ama tek adam görmek istiyorsanız saat 23.17'de havalimanından kontrollü darbe diyen genel başkanınız tankların arasında, evet, tek adam olarak Bakırköy Belediye Başkanınızın evinde oturmaktaydı. İşte tek adam dersen kendinize bakmanız lazım. Genel başkanınıza bakmanız lazım. Tek adam söylemini reddediyoruz. Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri güçlü kılmak için 16 yıldır Sayın özellikle Özdiş. Buyurun Sayın İnceöz. Ve siz Özgür Özel. Ana Muhalefet Partisi'nin Grup Başkan Vekili olmak, burada Sayın Genel Başkan sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyebilirsiniz belki. Hat ve sınırlar içerisinde, saygı sınırlar içerisinde, anayasal sınırlar içerisinde. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına özel gündemle toplandığında elinizi havaya kaldırarak Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret etmek suretiyle dünyanın gözü önünde bir tiyatro sergilemenizi hep beraber ve hepsinden önemlisi anayasal bir hak olarak bütün grubumuzla beraber sesimizi yükseltiyor ve sizi özür dilemeye davet ediyoruz. Özür dilemeye. Ve özür dileyinceye kadar da görüşmelere gerekirse ara verilecek. Teşekkür ederim Sayın İnceöz.